Sayın Marmara Belediye Birliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, saygıdeğer başkanları, Marmara Belediyeler Birliği'nin saygıdeğer meclis üyeleri, belediyelerimizin değerli yöneticileri ve çalışanları, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Ben aslında konuşma yapmak için değil, Altın Karınca ödüllerimiz konusunda teknik açıklama yapmak üzere söz almış bulunuyorum. Öncelikle 7. Altın Karınca yarışmasında ödül alan bütün belediyelerimizi ve başkanlarını kutluyorum. Siz çalışmaktan yorulmadınız, biz size ödül vermekten yorulduk. Aşk olsun hepinize. Efendim, Altın Karınca yarışmasında iki tane farklı kategorilendirme var. Bir tanesi idari kategorilendirme, ikincisi proje kategorisi. İdari kategorilendirmeyi 15 bine kadar olan belediyeler, 15 bin ile 100 bine kadar olan belediyeler, 100 binin üstündeki ilçe belediyeleri, il belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri kendi içinde sınıflandırdı. Daha sonra da proje kategorisinde afet yönetimi, kültür sanat, ulaşım, sürdürülebilir çevre yönetimi, kurumsal gelişim, sosyal belediyecilik, şehircilik altyapısı, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve işbirliği adı altında sınıflandırıldı. Bunlar ne anlama geliyor, niçin bu kadar önemli? Bir örnekle açıklamak isterim izin verirseniz. Örneğin, eğer bir kültür sanat merkezinin binasından bahsettiysek, jürimiz bunu şehircilik altyapısı kategorisinde değerlendirdi. Fakat binanın içindeki kültür sanat faaliyetini kültür sanat kategorisinde değerlendirdi. Dolayısıyla bir binanın adının sadece kültür sanat merkezi veya müze olması, onun kültür sanat kategorisinde değerlendirilmesi yeterli olmadı. Binanın içindeki faaliyetleri kültür sanat kategorisinde, binanın kendisini şehircilik altyapısını değerlendirdik. Bu yıl 262 tane proje başvurdu. Belki 47 sayısına bakarak bunu çok kullanan insanlar olabilir ama biz aslında bize başvuran toplam projeleri, ki bize başvurmayan binlerce proje olduğunu biliyoruz ama başvuranlar arasında %18'ini ödüllendirmiş olduk. Marmara Belediyeler Birliği'nin bugün itibariyle 191 üyesi var. Ödül alanlar bizim üyelerimizin %25'ini oluşturmaktadır. Belki bu istatistik belediyelerimizin hangi yöne doğru evrildiği, geçmişte ne yaptıkları, gelecekte ne yapacaklarına ilişkin bir bilgi verebilir. Bu yıl başvuruların önemli bir kısmının sosyal belediyecilik ve kültür ve sanat kategorisinde yoğunlaştığını gördük. Kuşkusuz bu belediyelerin bütünüyle bu alanlarda yoğunlaştığı anlamına gelmiyor. Ancak belediyelerin bu alanlardaki faaliyetlerini ödüllendirilebilir bir proje olarak gördüklerini gösterir. Başvuran projelerin aşağı yukarı %40'ı sosyal belediyecilik ve kültür ve sanat alanında oldu. Bu da belediyeler sosyal belediyecilik yapmıyor, kültür ve sanatla uğraşmıyor diğer insanlara belki anlamlı bir yanıt olmuş olur. Şehirler bazında incelediğimizde kuşkusuz çapı itibariyle de en fazla proje başvurusunun İstanbul şehrimizde. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlamına gelmiyor buradaki İstanbul. İstanbul şehri, İstanbul'daki 40 belediye anlamına geliyor. Daha sonra onu Kocaeli ve Yalova'nın takip ettiğini ve en sonunda da Tekirdağ ilimizin olduğunu görüyoruz. Bu yıl farklı olarak biz hard copy almadık. Bütün proje başvuruları online sistemler üzerinde yapıldı. Ve jürimiz öncelikle bütün bunları sanal ortamda değerlendirdi. Bütün videoları ve görselleri de öncelikle o sistemde ele aldık. Daha sonra ikinci aşamada jürimiz Marmara Belediyeler Birliği'nde bir araya gelerek ortak kanaate vardı. Birbirlerini ikna etmeye çalıştılar. Son derece objektif, son derece başarılı geçen bir değerlendirme süreci oldu. Ne eski birlik başkanımız, ne yeni birlik başkanımız, ne encümen üyelerimiz, ne burada ödül alan herhangi bir belediye başkanımız, meclis üyemiz vesaire. Marmara Belediyeler Birliği'ne herhangi bir şekilde telkin ve tavsiye asla bulunmadılar. Bunu çok saygıdeğer bir şey olarak görüyorum. Bu nedenle de Altın Karınca yarışmasının Türkiye'nin en objektif, en dürüst ödüllerinden bir tanesi olduğunu, belki de birincisi olduğunu gururla söyleyebilirim doğrusu. Beşli bir skalayla değerlendirdik ödüllerimizi. Öncelikle bize ödül almak üzere başvuran projelerin şehir ve belediye yaşamına katkısına baktık. Doğrudan katkısı yükseldikçe daha yüksek oy aldı. Bu dolaylı bir hale evrildikçe puanlar gittikçe düştü. İkinci sırada alanında yenilikçi olup olmadığına baktık projelerin. Kuşkusuz belediyeler sürekli rutin işleri yapmak zorundalar. Fakat biz belediyelerimizin yaratıcılığını da teşvik etmek istiyoruz.
Eğer heyecan verici yeni bir proje ortaya çıkmışsa doğal olarak jüri üyelerimiz ona yüksek oy verdiler. Rutin projelere daha düşük oy verdiler. Eğer belediyenin kurumsal gelişimine katkısı varsa, katkısı yüksekse, sosyal, kültürel, teknolojik alanlarda yoğun bir şekilde katkıda bulunuyorsa daha yüksek oy aldı. Tek bir alanda belediyelerimizi olumlu etkilemişse daha düşük oy aldı. Alternatif finansal kaynaklardan yararlanıp yararlanmadığına baktı. Alternatif finansal kaynakları borçlanma olarak görmeyelim. Biz borçlanmayı bir alternatif finansal kaynak olarak görmüyoruz. Borçlanma bir finansal kaynaktır. Ancak bizim buradaki alternatif finansal kaynaklardan bahsetmek istediğimiz şey hibe ve belediyenin daha sonra ödeme yükümlü olmayan kaynaklardır. Ayrıca diğer belediyelerde, şehirlerde veya küresel ölçekte uygulama kabiliyeti olup olmadığına göre değerlendirdik. Coğrafi etki alanı ve yayılım alanı genişledikçe daha yüksek oy aldı. Bu alan küçük bir coğrafya alanına doğru evrildikçe daha düşük oy aldı. Bugün ödülümüzde Sayın Başkanımızın bu konuda bilgisi yok bu açıklamamdan. Şimdi açıklamak isterim. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin de aldığı bir ödül var. Niçin bu? Çünkü Sayın Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olmadan önce ödüllendirme süreci başlamış ve bitmişti. Bundan önceki başkanımız, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Sayın Recep Altepe olduğu için Recep Bey etik olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru yapmamasını istedi. Bursa'nın başvurusu yok bu projelerde. Fakat Mevlüt Başkanımızın başkanlığından önce başlamış ve bitmiş bir süreç olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bugünkü bir ödülü var. O ödülü arkadaşlar bana İstanbul Büyükşehir'den arkadaşlar dün akşam ısrarla çıkarmamızı istedikleri için çıkarmadık. Bu nedenle bu açıklamayı gerekli görüyorum. Jürimizde Yalova Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Belediyeler Birliği'ni temsil eden bendeniz bulunduk. Efendim bildiğiniz gibi her projede muazzam bir emek sarf edilir. Sahnenin önünde görülenler ve arkasında görülenler var. Bu projenin başlangıcından itibaren aylardır çok yoğun emek sarf eden insanlar var. Jürilerin toplanmasından, sanal bilgilerin alınmasına, değerlendirme sürecine kadar tamamını de başaran insanlar var. Bir kısmını sağda solda gördüğünüz bu arkadaşlarımız Marmara Belediyeler Birliği'nin sevgili çalışanlarıdır. Bu nedenle ben bu programı da büyük bir başarıyla yerine getiren, gece gündüz demeden çalışan, başkanlarımızın başarısı için ter döken Marmara Belediyeler Birliği'nin çalışanlarına, sevgili arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.